Merhaba arkadaşlar, o halde kanalına hoş geldiniz. Ben Melih, bir insan sağlığı formatında beraberiz arkadaşlar. Biliyorsunuz bu formatta siz ve arkadaşlarım insan sağlığı yapmaya çalışıyorlar. Ve ben bazı sorular soruyorum. Bakın insanları siz ne kadar tanıyorsunuz ve arkadaşlarım ne kadar tanıyor. O zaman hemen insan sağlığı başlasın. Fırat'cığım hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Bir insan sarrafına daha. Şimdi burada 3 tane fotoğraf var. Her sefer 3 tane fotoğraf göreceksin. Bu insan hangisi zengin anlamaya çalışacaksın. İlk soruda kim zengin? Sol, orta, sağ. Sol, orta, sağ. Ben bunları Forbes listesine bak. Biliyorsun Forbes'da böyle evet. En zenginler listesi var ya. Bunlardan bir tanesi her seferin her soru bir tanesi listede var. Soldaki diyorum ya. Soldaki. Niye soldaki diyorsun peki? Solda bir CEO, CBG tüm alfabe var gibi duruyor. Duruyor. Ortadaki. Ha, şimdi ona geliyorum bak. Yani şu teyzeye büyük miras kalmış bence. Diyorsun. Ortadaki yani, mi diyorsun yani? Kocadan büyük miras kalmış ortadaki abi. Sol. Hangisin? En soldaki mi diyorsun? Evet. Ortadaki Kraliçe Elizabeth'in yeni ya kuzeni ya da teyzesi. Yani ama o değil. Kadar. O değil diyorsun. Evet. Tamam. Soldaki diyorsun geçtik. Geldi ikinci soruyor o zaman. İkide ne diyorsun? Sol, orta, sağ. Hangisi zengin diyor burada? Ha. Burada da bir teyzem var. Teyzeme de miras... Bu teyze şey ya böyle. Az miras kalmış. Zengin görünmeye çalışıyor. Sağdaki teyze. Sağdaki teyze. Öyle geldi. Soldaki. En soldaki. Soldaki. Niye? Zengin bir avukata benziyor. Tamam, soldakini geçtik. Ortadaki abi o zaman. Ne iş yapıyordu sence ortadaki? İş adamı ya. Böyle ne bileyim hani koşturuyordur. Bir şeydir. Hani... Ama zengindir. Ha, yani bir şirketi var bunun belli. Tamam. Geldik için soruyor o zaman. Hangisi zengin? Sol, orta, sağ. Sağdaki kadın hakikaten İngiliz prensesi gibi giyinmiş. Abi hepsinde bir paranın huzuru var. Yani bak yemin ediyorum. Peki hangisi? Ya ortadaki bak soldaki diyecektim ama ortadaki diyorum. Şimdi bu abla biraz fazla genç geldi bana. Tamam. Şu en soldaki dayı amca... Karışımı uzak doğulu kişi, şirket sahibi. Tamam. Emekli olmuş. İyi de para yapmış mı? Yapmıştır yani o Japonlar bir de mütevazi bak böyle mütevazi gülerler hani zengindir ama. Mütevazi gülmeyi bir yapsana mütevazi gülmeyi. Yapayım. Sağdaki hanımefendi. Sağdaki hanımefendi. Sence ne iş yapıyordur sağdaki hanımefendi? Bence işte soylu biri gibi duruyor yani işten ziyade. Ortadakinde mi böyle hani mi attı? 8 milyar dolar sen milyar sen milyon yani. Sol diyorsun. Sol yani. Diyorum. Tamam o zaman geldik son soruya. Buyur. Burada kim zengin? Sol orta sağ. Sağdaki teyzeye de bir şey diyemiyorum ama. Teyze falan diyoruz ya o hanım teyze, işte. Teyze hanım. Hanım teyze. Sağdaki hanım teyze. Diyeyim bari diyorsun. Ya bu rapçi çocuk zengin olabilir ha diğerlerine göre. Ortadaki diyorsun. Ha. Ortadaki de bir rapçi falan ama ben tamam. Bilirdim muhtemelen. Ortadaki diyorum buna. Ortadaki diyorsun. Fırat gerçekten insan sarrafı formatında iyisin. Vallahi iyisin. Evet Sıla fena değildin. Şu an bakıyorum. Fena değildin. %50 doğrum var. Yani 4 soruda 2 tane doğrum var. Fena değil. Hakan hiç bilemedi. Hakan gerçekten bugüne kadar insan sarrafında iyi sonuçlar vermiş miydin sen? Kaç yapmıştın genelde? %50'm var benim. %50'm var. Bugün çok iyi performansın var. Kaç? %0. galiba geçenlerde %75 yapmıştın. Evet. Bu hafta da %75 yaptın. Ciddi misin? Evet, %75 de çok iyi bir performans. hemen söyleyeyim burada soldaki zengin ismi Stefan Quandt. Babasından birçok şirket miras kalmış beyefendiye. Hatta Benver'in %17'si adamı. Belli kanka. Soldaki o. Burada ikinci soruda soldaki Abigail Johnson aslında en zengin. Çünkü Amerikalı bir yatırım şirketinin başında. Öyle bizim gibi biri değilmiş. Değil. Keşke biz öyle olsaydık ama... Ama ne güzel yani. Ama ne güzel olması. Böyle olması değil mi? Uyutlamamış kendini. Evet aynen öyle. Ondan sonra efendim üçüncüde burada ortadaki Carl Icahn diye bir adam Amerikalı bir iş adamı. Soldaki ve sağdaki zengin insanlar değil. Yani stok fotoğraf falan yani onlar. Bir tek bilemediğin burada en sağdakiydi. O zaman ilk sorudakinin kardeşi Suzan Klaten diye bir hanım. O da işte babasından benle falan miras kalmış. Kalmış. Aynen en sağdakiydi. Ortadakinden bir fikri yok. Yok abi hiçbir şey yok. Rapçi falandı ben öyle buldum yani. Yani paranın kokusunu sen alamadın ya Hakan. Ne diyorsun? Alamıyorum zaten. Normalde alamıyorum yani. O zaman teşekkür ederiz. Şimdi. Ama 150 bence fena değil. Ben senin ve Fırat'ın performansına oha metrede çok oha veriyorum. 150, 175 fena rakam var değil. Hakan'a da az oha verdim vermiyorum. Az oha verdim ama Hakan'a. Bu arada arkadaşlar tam buradaki linkte pastırmadan dinozor yaptı evet. Fırat ve Sıla. Bakın nasıl olmuş tam buradaki linkten görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.